Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrencilerimiz, Cuma namazıyla ilgili metnimizin ikinci faslını okuyoruz. İkinci fasıl ne ile ilgili? Birinci fasıl farziyet ile ilgiliydi. İkinci fasıl وَاَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِهَا Onun miktarının açıklaması hakkında. فَمِقْدَارُهَا رَقَاتَيْنِ Onun miktarı iki rekattır. Tamam. Onun kaç rekat olduğuyla ilgili fasıl. Evet, bu faslımızı okuyalım. وَاَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِهَا فَمِقْدَارُهَا رَقَاتَانِ Onun miktarını açıklamaya gelince onun miktarı rakatani. Rakatani iki rekattır. عَرَفْنَا ذَٰلِكَ Bunu biz bildik, öğrendik. بِفِعْلِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِنْ fiiliyle, yaptığıyla وَاَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Ve ashabının, Allah onlardan razı olsun, ashabının yaptığı şeyden biz bunu öğrendik, iki rekat olduğunu, değil mi? Min ba'dihi, ondan sonra peygamberimizin yaptığından ve ondan sonra ashabının yaptığından, fiilinden biz bunu öğrendik. Min ba'dihi, yani peygamberimizden sonra da ashabı da o şekilde yapmış. Ve aleyhi icma'ul ümme ve bunun hakkında ümmetin icması vardır. Ümmet icma etmiştir iki rekat olduğu hususunda. وَيَنْبَغِي لِلْاِمَامِ İmama gerekiyor. اَنْ يَقْرَى فِي كُلِّ رَقَعَةٍ Her rekatta okuması gerekiyor. بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Fatiha-ı Kitab, Fatiha suresi yani. Fatiha suresinin bir adı da nedir? Fatiha-ı Kitab, yani kitabın açılışı, kitabın anahtarı, ilk suresi gibi. Fatiha suresini ve surat miktara ma yıkra fi salatı zuhri, yani öğle namazında okuduğu şey miktarınca bir sure okuması gerekiyor. İmama ne der? Her rekatta Fatiha ve öğle namazında okuduğu miktarda bir sure veya birkaç ayet okuması gerekiyor. Vakad zekernahu, daha önceki konularımızda bunu zikretmiştik diyor. Tabii biz cuma namazından bahsettik. Kitapta başka yerlerde de bu konulardan bahsedildiği için kitapta daha önceden biz bunu zikretmiştik, anlatmıştık diyor. Evet. وَلَوْ قَرَأَ فِي الرَّكَاتِ الْاُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ الْجُمْعَةِ diyor ki وَلَوْ قَرَأَ eğer okursa imam fi rak'ati al-ula birinci rekatta bi fatihati al-kitab ve suratul cum'a birinci rekatta Fatiha'yı ve Cuma suresini okursa ve fi's-saniye ikinci rekatta da bi fatihati al-kitab ve suratul munafikin Fatiha suresini ve Münafık'ın suresini okursa teberruken bi fi'li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığından teberrük olarak, yani onun bereketinden nasiplenmek için, işte birinci rekatta Fatiha ve Cuma suresi, ikinci rekatta Fatiha ve Münafık'ın suresini okursa فَحَسَنُونَ ne güzeldir. Bu çok güzel olur. Tamam. فَاِنَّهُ şu bir gerçek ki رُوِيَ rivayet edilmiş اَنَّهُ yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam كَانَ يَقْرَعُهُمَا o ikisini okuyordu fi salatil cuma. Cuma namazında o ikisini okuyordu. Yani birinci rekatta Cuma suresi, ikinci rekatta Münafık'ın suresini okuyor idi. Ha, bu yüzden işte peygamberimizin fiilinden teberrük, bir bereket, o bereketten nasip almak için bu şekilde okursa ne güzeldir diyor. Sonra ve ruviye aynı şekilde yine rivayet edilmiş ennehu qara fi salati'l aidayn ve'l cum'a peygamberimiz aleyhissalatu vesselam iki bayram namazında ve'l cum'a ve cuma namazında aidayn aidul fitr ve aidul adha Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarında ve cuma namazında okudu. Ne okumuş? Sebbih isme rabbikel a'la ayetin surenin birinci ayetini vermiş, değil mi? Bu Ala suresini yani. سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى değil mi? Âlâ suresini okudu وَالْغَاشِيَ وَغَاشِيَ suresini okumuştur. Peygamberimizin iki bayram namazı ve cuma namazında
Sebbih ismi rabbikel a'la vel gâşiye surelerini okuduğu rivayet edilmiş. Fe in teberrake bi fi'lihi sallallahu aleyhi ve sellem, eğer peygamberimizin bu fiiliyle, yaptığıyla teberrük ederse, onunla onun bereketinden nasip almak isterse, ve qara'a hâzihi surete, ve bu sureyi okursa, fi ekseril evkat, vakitlerin çoğunda bu sureyi okursa, fe ni'me mâ fe'ale, yaptığı şey ne güzel olur. Yani imam bu sureleri okursa yaptığı şey ne güzel olur. Velakin, fakat şöyle de bir uyarı yapıyor. Velakin la yuvazib ala kıraetiha. Fakat onu okumaya sürekli de devam etmez. Yuvazib yani her daim. Her daim de devam etmez. Bel yakra gayraha. Bilakis yani ondan başkalarını da okur. Okusun. Fi ba'dil evkat. Bazı vakitlerde. Bazı vakitlerde ondan başkasını da okusun. Hatta la yueddiye ila hicri ba'dil Kur'an. Ta ki yani la yueddiye sebep olmasın ila hicri ba'dil Kur'an. Kur'an'ın bazı kısımlarının terk edilmesine yol açmasın diye bazı vakitlerde başka surelerde okusun diyor. Burada la yuvavib sürekli de devam etmesin bu emir bak ya da nehi. Bel yakra bilakis okusun. Yani sürekli her zaman da aynı sureleri okumasın. Başka surelerde okusun ki Kur'an'ın bazı kısımlarının böyle terk edilmesine yol açmasın. Ve li ella bir de ne için? Tazunnehul ammetu yani avamdan insanlar, halktan insanlar onu zannetmesin. Hatmen yani kesin bir kural zannetmesin. Halktan insanlar onu kesin bir kural zannetmez. Sadece bu sure okunur, başkası okunmaz zannetmesin diye. وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ف۪يهَا Orada kıraat cehri olur. Cehri yani açıktan, sesli olarak olur. Sesli bir şekilde okunur. Niçin? لِوُرُودِ الْاَسَرِ ف۪يهَا Bu konuda bir eser olduğu için, vurud olduğu için. Eser yani hadis, haber, eser bunlar hadis anlamına gelen değil mi? Bu konuyla ilgili bir haber olduğu için. Ha, bu eser peygamberimizin sözü olmayabilir ama peygamberimizin davranışını görüp anlatan birinin sözü olabilir. O da nedir? O da genel olarak hadis ilmi içerisinde değerlendiriliyor değil mi? Ha, bu konuda bir eserin, bir rivayetin varlığından dolayı kıraatin cehri okunması gerekiyor açıktan. Ve huva o rivayet neymiş? Ma ruviye an İbni Abbas, İbni Abbas'tan rivayet edilen şey. Neymiş o? Ennehu kale, İbni Abbas demiş ki Semi'tu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellemi işittim diyor. Yakra'u. Tam peygamberimizi işittim. Peygamberimizi işittim diyor. Nasıl işittim? Yakra'u fi salatil cuma. Cuma namazında okurken fi rak'atil ula. Birinci rekatta, cuma namazının birinci rekatında okurken suratel cuma, cuma suresini ve fithaniye suratel münafikin. İkinci rekatta da münafıkın suresini okurken işittim diyor. Tamam bu sureleri okudu diyor. İbn Abbas bunu duymuş. Velev lem yechar, eğer açıktan okumasaydı lema semi'a, duyamazdı. Ya da lema sumi'a, duyulmazdı. Tam lema semi'a İbn Abbas ya da lema sumi'a, duyulmazdı. Ve keza aynı şekilde el ümmetu, ümmet tevârefet zâlike, bunu miras olarak alıp devam ettirdi. Her cuma namazında imamlar sesli, cehri bir şekilde bu sureleri okuyorlar. Ve li'ennen nâs yevmel cuma, niçin sesli okunuyor? Şundan dolayı diyorum. Çünkü insanlar yevmel cuma, cuma günü ferragu kulubahum anil ihtimami li umuri ticara. İnsanlar ticaret işleriyle ilgilenmekten kalplerini ya da ilgilenmekten kalplerini arındırmışlardır. Yani zihinlerinden
nedir? O ticaret işleriyle, dünyalık işleriyle ilgilenmeyi zihinlerinden, kalplerinden çıkarmışlardır. لِعِظَمِ ذَٰلِكَ الْجَمِعَ Bu cem'in, yani cemiye, cuma, cemiye, bir araya gelmek. Bu bir araya gelmenin büyüklüğünden, öneminden dolayı ticaret işleriyle ilgilenmekten kalplerini arındırmışlardır. Tamam. Ticaret işleriyle ilgili düşünceleri kalplerinden arındırmışlardır. Fe ne yapıyorlar? Bu yüzden de yeteemmelûne kıraetel imam. İmamın okuyuşunu düşünüyorlar. Tamam. Başka zaman olsa okumadıkları zaman düşündüklerinde ticari işlerini düşünecekler ama orada kalplerini arındırmış oldukları için bu önemli bir toplanma, Cuma'nın öneminden dolayı kalplerini diğer bütün işlerden arındırdıkları için imamın okuyuşunu düşünüyorlar. فَتَحْسُلُ لَهُمْ ثَمَرَاتُ الْقِرَاءَ Ve okumanın sevaplarına ne yapıyor? Onlara ulaşıyor. Okumanın sevabı onlara da ulaşmış oluyor. فَيَجْهَرُ بِهَا Yani orada cehri okur. Cuma namazında cehri okunur. كَمَا فِي صَلَاتِ اللَّيْلِ Gece namazlarında olduğu gibi. İşte bu yüzden gece namazlarında olduğu gibi Cuma namazında da cehri açıktan okunur. Demek ki gece namazlarında da nedir? İnsanlar artık işten ayrılmışlar, evlerine gelmişler. İşleriyle ilgili zihinlerindeki meşguliyetler, kalplerindeki nedir? Düşünceler yok olduğu için orada açıktan okuyorlar. Bundan sonraki dersimizde Cuma'dan önceki sünnet ve Cuma'dan sonraki sünnet namazları hakkındaki faslımızı okuyacağız. İnta ders ma'a selame.